Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolarda inişli çıkışlı bir seyir izliyoruz ve diyoruz ki dolarda son sözü o kurum söyleyecek. Kim o kurum? Amerikan Merkez Bankası. Bugün ayın 17'si, 17'si akşam saatlerinde ben bu videoyu çektim ama 18'inde çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası FED para politikası toplantı tutanaklarını yayınlayacak ve o toplantı tutanaklarından dolar TL hakkında son söz çıkacak. Paranın patronu, doların yönü konusunda noktayı koyacak. İlerleyen dakikalarda FED'den ne gibi kararlar çıkabilir? An itibariyle politika yapıcıları ne düşünüyor? Bunu anlatacağım. Ama ona gelmeden önce değerli arkadaşlarım, dolar TL'deki teknik yorumumuzun çalıştığını görüyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Uzun bir süredir bu teknik yorumun arkasındayız. Diyoruz ki piyasalar nefes alıp verir şeklinde çalışırlar. 8.50 önemli bir seviye. 8.50'nin aşağısına geldiğinde daha önce Merkez Bankası raporlarında da gördük. 8.30'a doğru yaklaştıkça firmaların ve hane halklarının alım yaptığını görüyoruz. Ve seviye olarak da ne demiştik? 8.35, 8.20 ve nihayetinde 8 aşağıdaki istasyonlar, duraklardır demiştik. Bugüne baktığımda, ayın 17'sinde, salı gününe baktığımda da 8.38'e kadar indi dolar TL ama tekrar 8.44 yaptı. Şimdi arkadaşlar, bu hayırlı bir iş değil. Yani normalde biz doların 8.50'deyken bir en azından şu sıralar bir 8.20'yi görmesini bekliyorduk. Ama görmedi. Bu da hayırlı değil diyorum. Neden görmedi diyecek olursak, bir kere rezervlerimiz gerçekten çok rezalet durumda. Yani eksi 45-50 milyar dolar bir eksi rezerv var. Türkiye'nin dış likiditeye müthiş derecede ihtiyacı var ve bunun üstüne bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları yatırımcıları tedirgin etti. Haliyle kur düştüğü yerde müthiş bir talep geliyor. Yani yaklaşık 2 aydır, 3 aydır hep aynı tabloyu takip ediyoruz arkadaşlar. Bu dolar TL'de hep söyledim bunu. Eğer bu yazın güzel günlerinde, paranın girdiği günlerde, risklerin, yatırımcı risk iştahlarının yüksek olduğu dönemde, yani 8.20'ye şimdi gelmiyorsa, bir 8'i görmüyorsa, yarın para girişlerinin bittiği, enflasyonun birazcık daha şiddetleneceği, kışla beraber delta virüsü vesaire diyoruz, bu sıkıntıların arttığı bir atmosferde ne olacak? Çok daha sert yukarı hareketler göreceğiz. Ben bundan korkuyorum. O yüzden dolar TL'nin 8.30'lara gelip tekrardan 8.40'ların üstüne atması hiç de hayırlı bir şey değil. Ekonominin ne kadar bozuk olduğunun bir işareti. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi dolarda son sözü bir kurum söyleyecek ve o kurumun adı da FED dedik. Buna gelmeden önce ben 3 noktayı size arz etmek istiyorum. O da şu. Birincisi, bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1999'da çok büyük bir depremle karşılaşmıştık. Allah rahmet eylesin hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Benim ailemden de 2 kuzenimi o depremde kaybettik. Allah rahmet eylesin hem Damla'ya hem Güldem kardeşlerime. Diğer ebediyete intikal etmiş vatandaşlarımızın da mekanı cennet olsun diyorum ama burada şöyle bir tehlike var. Bakın arkadaşlar, bütün uzmanlar bas bas bağırıyor. Marmara'ya deprem geliyor diye ve en az 7-7,5 şiddetinde olacak. Haberlerde izlemişsinizdir. En az 500 bin tane hasar alacak ev var arkadaşlar. Yani burada 2 kişiyi kaybetsek her binada, rakamı ben telaffuz bile etmek istemiyorum. Çok sıkıntılı bir nokta. Bunu niye anlatıyorum şimdi arkadaşlar? Çünkü bu iş dönüp bizim ekonomimize de dokunacak. Ne yazık ki sadece AKP'nin suçu değil, Cumhuriyet dönemindeki bütün siyasi partiler sanayiyi Marmara'ya yığdılar. Ve şu an Marmara büyük bir deprem bekliyor. Ekonomi de Marmara'nın üstünde. 20 milyon, 25 milyon insan bu Marmara'nın üstünde yaşadığı için bizim için oldukça hassas. Ha, burada neden söylüyorum? Niye anlatıyorum? Bir şeyde farkındalık yaratmak istiyorum. İktidar, hükümet Kanal İstanbul'la uğraşmamalı. Hepimizin evinde bir şekilde sıkıntılar var. Bunların dönüşümü için iktidarı zorlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemek istedim.
İkinci nokta da şu. Bakın 8.44 ben bu videoyu çektiğim saatlerde akşam 19 gibi çekiyorum ayın 17'sinde. Ama gün içinde öğlen baktım 8.38, 8.35'lere doğru düşmeye çalıştı. Neden oradan tepki veriyor, yukarı gidiyor dediğimde değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin enflasyon sorunu büyük, maliyetleri büyük ve bu enflasyon liranın değerini düşürüyor. İki tane ben size rakam vereceğim bu enflasyonla ilgili. TÜİK'in açıkladığı bir inşaat maliyet endeksi var. Haziran 2021'e ilişkin bir rapor. İnşaat maliyet endeksi yıllık %42.48 artmış. Aylık artış 2.89. Değerli arkadaşlarım, 2020'nin 6. ayında inşaat maliyet endeksi %7.47. Şimdi kaç? %42. Dolayısıyla inşaat maliyetlerinde korkunç bir yükselme var. Bunun dolarla ne alakası var diyeceksiniz. Türkiye'nin ekonomi modeli betonun üstüne, rantın üstüne ve inşaatın üstüne arkadaşlar. Haliyle sizin inşaat maliyetlerinizin yukarıya doğru çıkması Türkiye'deki fiyatları yukarıya doğru tetikleyerek piyasanın dengesini bozuyor ve bir enflasyona da yol açıyor arkadaşlar. Bu maliyet yapısıyla bizim liranın stabil olması oldukça zor. İkinci vereceğim rakam da şu. Neden bu dolar TL 8.30'un aşağısına inmiyor dediğimizde. Bakın dün de tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı. Ve Temmuz rakamı geldi arkadaşlar. Önümde rapor yıllıkta %22.80 artmış. Ve burada 2020'de 4. ayda değerli arkadaşlarım onlarda olan tarım maliyetleri girdi maliyet endeksi şimdi 22.80'e çıkmış. Dolayısıyla gıda fiyatlarının roket gibi gittiği bir atmosferde enflasyonun aşağı düşmesini beklemek çok zor. Önümüzdeki dönem biraz TÜİK'in maharetleri, biraz da matematiksel baz etkiyle enflasyon düşük gelecek ama piyasanın realitesi, gerçeği şu ki fiyatlar yukarı çıkıyor. İşte bu maliyetlerdeki artışlar arkadaşlar dolar TL'nin kalıcı olarak 8.30'un aşağısına inmesinde bir bariyer oluşturuyor. Ve bütün bunlara ek olarak diyoruz ki son sözü Fed söyleyecek. Fed ne söyleyecek arkadaşlar? Bakın aylık Amerikan Merkez Bankası 80 milyar dolarlık hazine tahvili 40 milyar dolarlık da ipotek menkul kıymet alımı yapıyor. Yani neredeyse her ay 100-120 milyar dolar piyasaya para sunuyor. Şimdi mevzu şu. Çarşamba akşamı tutanaklarda şu çıkacak mı? Ya biz bu varlıkların alımını yani piyasaya para verme işini ne zaman durduralım? Eğer burada bu durdurma işi biraz daha erkene gelirse işte bizim için piyasalarda kızılca kıyamet orada kopar. Bir diğer nokta da şu. Şimdi Fed'e baktığımda 18 tane FED yetkilisi var arkadaşlar ve bu 18'i toplandılar ve bir karar verdiler. Karar metni işte çarşamba günü çıkacak diyoruz. Bunların 13'ü Haziran'daki toplantıda ne demiş arkadaşlar? 13'ü 2023'ün sonuna kadar faiz oranlarını artırabiliriz demiş. 2023'ün sonu. Bunlardan 7 tanesi de bu işi 2022'nin sonu olarak düşünmüş. Şimdi Amerikan ekonomisinden gelen sinyallere de baktığımızda birazcık karışık sinyaller geliyor ama ağırlıklı olarak toparlanmaya yönelik. Bu tarihin birazcık daha geriye alınması demek piyasada işte hani şu meşhur anlattıkları tapering hadisesi var ya, yani bu varlık alımlarının bir şekilde durdurulması doların Türkiye'den hızlıca çıkmasına sebebiyet verecek. O yüzden bu toplantı tutanaklarında Fed'in ne yapacağı çok önemli. Ama bu varlık alımını azaltmayı yani böyle bir 6 aylık dönemde yapmayacakları kesin. Fakat bunun dedikodusu bile Türkiye'de doların en azından hani yukarı çıkmasını bahsetmiyorum. Yaz nedeniyle sıcak para çok giriyor, kayıtsız para çok giriyor, net hata noksan vesaire. Hani en azından bu dedikoduların böyle çıkması doların 8'e doğru gerilemesinin önünde bir bariyer olarak duracak. Bakın. Enflasyon ve maliyetler dedik. İkincisi de Amerikan Merkez Bankası'nın işte toplantısından neler çıkacak? Burada bu süreci hemen mi başlatacaklar, sonra mı başlatacaklar? Bu bizim için önemli olacak arkadaşlar. Ve bu enflasyon yapısı varken de Amerikan Merkez Bankası para da bassa ki basıyor. Her ay 120 milyar piyasaya çıkıyor. Ama Türkiye'de bana mısın demiyor. Gerçekten bu sıkıntılı bir durum. Önümüzdeki yayınımızda bu Amerikan Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarını analiz edeceğiz.
Kapatmadan küçük bir duyuru yapayım arkadaşlar. Bakın dolar TL'de şunu söyledik. Tabii troller sürekli yazıyor sizin hangi dediğiniz çıktı. Tamamen bir algı çalışması. AKP'ye laf çaktığımız için. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. CHP Ekonomi Masası TV'de Zonguldak Milletvekili Deniz Bey'le harika bir video çektik. Lütfen onu izleyin. AKP'li bürokratların hangileri birden fazla maaş alıyor? Şimdi bu gibi şeyler olduğu sürece arkadaşlar bizim bütçe düzelmeyecek. Yani o kadar büyük savurganlıklar var ki. Yani hangisini anlatayım? Süre de daraldı, uzattım, kusura bakmayın ama işte Deniz Bey anlatıyor, diyor ki 3 maaş alan AKP'li var, kendisi itiraz ediyor. Diyor ki Deniz Bey'e AKP'li bürokrat, ya ben 3 maaş almıyorum. Peki nedir olay? Belgeleri var elimizde. Hayır, biri maaş, biri huzur hakkı, biri kar payı. Yani düşünün arkadaşlar, lütfen linki de aşağı koydum yorumlarda. O videoyu izleyin, tek tek isim isim anlatıyor orada. İşte bu yapıdan bizim kurtulmamız lazım. Eğer bu savurganlık makam arabalarında, bu 3-5 maaşlarda, bu hoyratça düzen devam edecek olursa biz bütçeyi bir araya getiremeyeceğiz. Getiremediğimiz zaman habire borç alacağız, habire zam yapacağız. Enflasyon yukarı gidecek. Enflasyon yukarı gittikçe lira değer kaybedecek. Ondan sonra ne olacak? Ben lira değer kaybedecek deyince AKP'li troll arkadaşlarım bana kızacaklar. Senin hiçbir dediğin çıkmadı diyecekler. Acaba dolar TL'de sürekli aynı şeyi söylüyoruz. 8.50'nin altında alım geliyor diyoruz. Alım geliyor. Ve bakın en önemlisi şu arkadaşlar. Dolar parayı bir park etme aracıdır. Dolardan para kazanılmaz. Borsadan kazanılır. Size ben video silmem. Geçtiğimiz videolara bakın. Bankalara dikkat dedik. Ve dönün Garantiye, Yapı Kredi'ye, Akbank'a ne yapmışlar? O videodan bugüne siz bakın. Ben söylemeyeceğim yüzde kaç yaptıklarını arkadaşlar. Her gün %2,5-2,5 gidiyorlar yukarıya. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? İşte onun duyurusunu yapacağım. Arkadaşlar bir işiniz olabilir. Bir fabrikanız olabilir. İş yeriniz olabilir. Ama başı olan bir işin sonu da var. Lütfen elinizdeki kazanımlarınızı korumak ve artırmak için finansal eğitim alın. O finansal eğitimi biz veriyoruz. www.borsaeğitimi.com. Lütfen oraya girin, bakın. Borsada, dolarda, altında teknik analiz, bilanço analizi, makroekonomik analiz anlatıyoruz. Kendinize kötü günler için bir B planı hazırlayın, bir yatırım yapın diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.